Arkadaşlar, dünyada ne kadar çok canlı olduğunun farkında mısınız? Hepsi birbirinden farklı, bir o kadar da sevimli hayvanlar. Gergedanlar, filler, sincaplar, tavşanlar, baykuşlar, kediler, köpekler. Ya da yer kabuğunun elbisesi olan bitkiler. Yemyeşil, uçsuz bucaksız ormanlar. Rengarenk çiçekler. Güller. Papatyalar. Gelincikler. Çeşit çeşit renkleri ve benzersiz şekilleriyle bakmaktan zevk alırız. Mis gibi kokularını içimize çekeriz. Çok sevdiğimiz kirazlar, kıpkırmızı domatesler, şeftaliler ve daha pek çokları birbirinden güzel nimetlerdir. Dünyadaki güzellikler sadece yer üstündeki bu hayvanlarla veya bitkilerle sınırlı değildir. Dünyamızın büyük bir kısmını kaplayan masmavi denizlerin içinde de harika bir dünya saklıdır. Rengarenk palyaço balıklarından istiridyelere, yengeçlerden, mercanlara kadar sayısız canlı su altı dünyasında yaşar. O halde arkadaşlar, doğada gördüğümüz tüm bu düzen, denge ve güzellik karşısında kendimize sormamız gereken çok önemli sorular var. Dünyadaki birbirinden farklı bu kadar hayvan türü nasıl meydana gelmiştir? Dağlar, nehirler, denizler nasıl oluşmuştur? Doğa nasıl bu kadar dengeli ve düzenlidir? Hayvanlar yaşamlarını nasıl sürdüreceklerini kimden öğrenmiştir? Ağaçlar birbirinden lezzetli meyveleri yapmayı nereden bilirler? Ve tüm bunları gören ve bilen bizler, yani insanlar nasıl var olmuştur? Bu sorulara insanlar iki türlü cevap verirler. Bazı insanlar dünyadaki her şeyin kendi kendine tesadüflerle meydana geldiğini iddia eder. Bu iddia evrim teorisi olarak da bilinir. Bu teorinin kurucusuysa bundan 150 sene önce yaşamış Darwin adında biridir. Buna karşın pek çok düşünür ve bilim adamıysa dünyadaki düzenin ve canlıların kendi kendine oluşmadığı ve tüm bunların her şeye gücü yeten bir yaratıcının eseri olduğu görüşündedirler. Her şeye gücü yeten o büyük yaratıcı Allah'tır. Doğru olan cevap da budur arkadaşlar. Çünkü doğadaki her canlı sahip olduğu özellikleriyle bizlere bir yaratıcının var olduğunu ispatlar. İsterseniz bunun nedenini bir örnekle inceleyelim. Arkadaşlar, hadi gelin hep birlikte deniz kıyısında küçük bir gezintiye çıkalım.
Neyse ki deniz fazla dalgalı değil. Ama sabah biraz dalga vardı. Biliyorsunuz, dalgalar kıyıya vurduklarında kumsaldaki taşları ve kum tanelerini yerinden oynatırlar. Bu şekilde kumsalda küçük yükseltiler, kum kümeleri oluşabilir. Ama bu kumsalda başka bir şey daha var arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Kumdan bir kale. Baksanıza, ne kadar da iyi tasarlanmış bir kale bu. Kapısı ve kuleleri var. Üstelik yüksek duvarlarla da çevrilmiş. Etrafına su dolu bir hendek bile yapılmış. Sanki gerçek gibi. Şimdi, şu soruyu soralım kendimize. Acaba bu kale, kıyıya vuran dalgalar veya esen rüzgarın etkisiyle, yani bir insan eli değmeden kendi kendine tesadüfen oluşmuş olabilir mi? Elbette böyle bir şey düşünmek çok saçma olur. Kale o kadar detaylı yapılmış ki birisinin bunu özenle inşa ettiği çok belli. Ortada çok detaylı bir tasarım var. Ve hepimiz biliyoruz ki böyle bir tasarım ancak akıllı bir varlığın eseri olabilir. Böyle bir tasarım tesadüfen ortaya çıkamaz. İşte arkadaşlar, doğayı ve canlıları incelerken de bu göze bakmamız gerekir. Kumdan bir kale bile tesadüfen oluşamayacağına göre, dünyamızdaki canlıların son derece karmaşık olan vücut yapıları da elbette tesadüfen oluşmuş olamaz. Havada en modern uçaklardan bile daha başarılı uçan bir kuşun kanatları, dünyadaki en iyi kameradan bile daha güzel görüntü veren bir insanın gözleri veya saatte 140 kilometre hızla koşabilen bir çitanın harika iskelet ve kas sistemi, tüm bunlar elbette tesadüfen ortaya çıkmış değildir. Hepsinin özenle yaratılmış olduğu çok bellidir. İşte canlıları tüm bu harika özellikleriyle yaratan yaratıcı, bizi de yaratan ve bize tüm bunları anlamamızı sağlayacak bir akıl veren Yüce Allah'tır. Şimdi isterseniz gelin, canlılar dünyasındaki milyonlarca harika tasarım örneğinden birkaçına birlikte bakalım. Filin ayağındaki tasarım. Gezegenimizin en büyük kara canlısı olan filler yaklaşık 5 ton ağırlığındadır. Bu kadar ağır bir canlının rahatça yürüyebilmesi elbette özel bir tasarım gerektirir. Su bulabilmek için uzun süre yürümek zorunda olan filler mühendislik harikası olan bacaklara sahiptir. Eğer bu bacaklar biraz daha ince olsalardı, filleri taşıyamazlardı. Ancak fillerin bacaklarında daha da ilginç bir tasarım vardır. Parmak kemiklerinin altında minder görevi yapan esnek bir yağ tabakası bulunur. Geniş minder taban basıncın etkisini dağıtır. Bu sayede filler ağır olmalarına rağmen yere çok yumuşak basarlar. Filin tek ayağıyla yere uyguladığı basınç, sivri topuklu ayakkabı giyen bir bayanın yere uyguladığı basınçtan bile daha azdır. Kısacası bu, filler için tasarlanmış özel bir yaylanma sistemidir. Arkadaşlar, dikkat ediyor musunuz? Fillerin ayağının tabanına özel bir yastık sistemi yerleştirilmiş olması burada bir plan olduğunu gösterir. Yani canlının yürüyebileceği en rahat şekil hesaplanmış ve ona göre bir sistem tasarlanmıştır.
Bu da bize gösterir ki bu sistemi tasarlayan ve var eden bir yaratıcı vardır. İşte bu, Yüce Allah'ın yaratma sanatıdır. İsterseniz filler gibi dev canlılardan sonra bir de çok daha küçük bir canlıya göz atalım. Arıdaki mucize. Arkadaşlar, bu bölümde bal arılarını inceleyeceğiz. Bu küçücük sevimli canlılar, bizler için sabah kahvaltıda severek yediğimiz o çok lezzetli, bir o kadar da faydalı olan balı üretirler. Arılar topluluklar halinde yaşayan, çok çalışkan ve birbirleriyle son derece uyumlu küçük canlılardır. Milyonlarca yıldır bizim için ihtiyaçlarının çok üstünde bal üretirler. Küçük dostlarımız, İlk olarak topladıkları balı depolayabilecekleri petekleri inşa ederler. Yaptıkları petekler tam anlamıyla birer mühendislik harikasıdır. Arılar petekleri inşa ederken bal mumu kullanırlar. İşçi arılar peteklerini çok iyi bir matematiksel hesaplamayla altıgen şeklinde yaparlar. Çünkü altıgen en az bal mumuyla en fazla bal depolayabilecekleri şekildir. Yüzlerce işçi arı petek yapmak için bir araya gelir. Hepsi ayrı bir uçtan inşaata başlar. Petekleri öre öre en sonunda ortada buluşurlar. Ve bu mükemmel görünümlü depo ortaya çıkar. Artık petek inşası bitmiştir. Şimdi sıra balı oluşturacak malzemeleri toplamaya gelmiştir. Kaşif arılar yeni besin kaynağı bulmak için gün boyunca çiçekten çiçeğe dolaşırlar. Herhangi bir yiyecek kaynağı bulduklarında geri dönüp kovandaki diğer arılara haber verirler. Ancak arılar sağırdırlar. Bu nedenle birbirleriyle sesli iletişim kuramazlar. Buna rağmen kaşif arılar yiyecek kaynağının yerini diğer arkadaşlarına hiç şaşırmadan bulabilecekleri şekilde tarif eder. Bakın arılar imkansız gibi gözüken bu zor işi nasıl başarırlar. İsterseniz bunun cevabını başka bir soru sorarak verelim. Siz hiç dans ederek bir adres tarif etmeyi düşündünüz mü? Muhtemelen hayır diyeceksiniz. Ancak kovana dönen kaşif arı yiyecek kaynağının yerini diğer arkadaşlarına dans ederek anlatır. Arı bir yandan adım atarken bir yandan da sürekli karnını titretir. Hareketleriniz şekli 8 rakamına çok benzer.
vücudunu saniyede yaklaşık olarak 15 defa bir yandan diğer bir yana doğru sallar. Aslında bu dansın diğer arılar için çok önemli bir anlamı vardır. Çünkü yiyecek kaynağının kovana uzaklığı, yönü ve zenginliği gibi gerekli her türlü bilgi bu dansta gizlidir. Bu dansı izleyen diğer arılar tarifi hemen anlar. Artık besin kaynağının yerini bulmak onlar için çok kolaydır. Şimdi burada durup biraz düşünelim. Yön bulmak için bir takım matematiksel hesaplamalar gerekir. Bu hesaplamaları yaparak dansı gerçekleştiren canlılarsa bal arılarıdır. Üstelik bu küçük canlılar tariflerini kapkaranlık kovanlarında dans ederek yaparlar. Yani bunlar sokağa çıktığımızda, kırlarda yürürken veya bahçede otururken sık sık rastladığımız birkaç santim büyüklüğündeki canlılardır. Biz insanlar bile belirli bir eğitim almadan ya da teknik aletler kullanmadan bunu asla yapamayız. Arkadaşlar, hiç şüphesiz arılara hem bal üretmeyi hem de bu şekilde yön bulmayı Yüce Allah ilham etmektedir. Bir Kur'an ayetinde arılar ve baldan şöyle bahsedilir. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Canlılar ve renkler. Arkadaşlar, doğadaki canlıların ne kadar güzel renkleri var, öyle değil mi? Sanki hepsi bunun farkındaymış gibiler. Baksanıza, birbirlerine nasıl da gösteriş yapıyorlar. Renkleriyle gurur duydukları da çok açık. Ama durun bir dakika. Bu renkler nasıl ortaya çıkmışlar? Canlıların vücutlarında yer alan ve usta ressamların tabloları kadar güzel bu renk uyumları nasıl meydana gelmiş? Bu renkler hiçbir şekilde evrim teorisini savunanların iddia ettiği gibi tesadüfen ortaya çıkmış olamaz. İsterseniz bunu bir örnekle düşünelim. Renklerin kendi başlarına bir şey yapamayacaklarını bir görelim. İşte renklerimiz. Oldukça canlı ve güzeller. Şimdi, öyle bir şey olmalı ki bu renkler bir araya gelip güzel bir tablo yapsınlar. Bunun için biraz beklememiz gerekecek sanırım. Aslında çok da beklemeye gerek yok. Eminim ki sizler de böyle düşünüyorsunuz. Gerçekten de bu renkler tesadüflerle bir araya gelip böyle bir tablo yapamazlar.
gördüğünüz renkleri kullanıp bu tabloyu yapan bir ressamın var olduğu çok açıktır. Zaten herhangi bir yerde bir tablo görseniz, onun bir ressam tarafından yapıldığını bilirsiniz. Arkadaşlar, kağıt üzerindeki cansız bir tablo bile tesadüfen oluşmadığına göre, canlıların vücutlarındaki harika renkler de elbette tesadüfen oluşamaz. Bütün bu renkler ve desenler, Allah'ın bu canlıları ne kadar özenle yarattığını gösteren birer delildir bizim için. İsterseniz bu renklerin ve desenlerin ne kadar akılcı şekilde planlandığını birkaç örnekle inceleyelim. Kelebeklerin göz alıcı desenleri insanların her zaman ilgisini çekmiştir. Ama çoğu insan bu desenlerin bir anlamı olduğunu fark etmez. Oysa kelebek desenlerinde çok önemli mesajlar vardır. Örneğin bazı kelebek türlerinin kanatlarının üzerinde iri göz desenleri bulunur. Bu sahte gözler kelebeklerin en önemli savunma taktiğidir. Kelebek herhangi bir tehlikeyle, örneğin kendine yiyecek arayan bir kuşla karşılaştığında kanatlarını genişçe açar. Artık dev bir yaratığa benzemektedir. İşte bu taktiğin canlı bir örneği. Ağacın üzerinde duran bu kelebek aslında kuş için kolay bir avdır. Ancak kelebek bir anda kanatlarını açıverir. Ortaya çıkan bir çift iri göz kuş için tehlike demektir. Kuş hızla oradan uzaklaşır. Şimdi kelebeğin üzerindeki göz deseninin mükemmelliğine dikkat edelim. Gözün şekli, gözaltı kirpikleri, burun, göz bebeği ve hatta göz bebeğindeki ışık yansımasına kadar bütün detaylar yaratılmıştır. Bir başka kelebeğin kanatlarına ise burnu, kulakları, göz üstündeki gölgesi, göz şekli, göz bebekleri ve göz bebeğinin üzerindeki ışık yansımasıyla yine büyük bir hayvan silüeti yerleştirilmiştir. Kuşkusuz bu çizim bir tesadüf değildir. Hiç şüphesiz bu çizim belirli bir amaçla yaratılmıştır. Kelebek kanatlarındaki bu harika tasarımlar bize Allah'ın kusursuz yaratma sanatını göstermektedir. Elbette özel renklerle yaratılan canlılar sırf kelebekler değildir arkadaşlar. Doğanın hangi köşesini incelesek bize hayran bırakacak yaratılış örnekleriyle karşılaşırız. Tüm bu harika renk gösterisi Allah'ın canlılardaki yaratma sanatıdır. Mucize Kütüphane DNA. Arkadaşlar, birazdan bilim adamlarının DNA adını verdikleri, vücudumuzda yer almasına rağmen gözle görülemeyecek kadar küçük olan bir yapıdan söz edeceğiz. Ama önce bize bu konuyu daha kolay açıklayacak bir örnek üzerinde düşünelim. Örneğimizin konusu harfler ve kelimeler. Kelimelerin harflerden oluştuğunu biliriz. Ama elbette bu harfler kelimeleri kendi kendilerine tesadüfen oluşturamazlar. Bir deney yapıp sonucu birlikte görelim. İşte her birinin üzerinde bir harf veya rakam bulunan küçük plakalar. İsterseniz bunların başında uzunca bir süre bekleyelim. Sizce bu harfler ve rakamlar bir araya gelerek anlamlı bir cümle oluşturabilecekler mi?
Elbette yapamazlar. İsterseniz bir aşama daha ileri gidelim ve küçük plakalarımızı rastgele yere atalım. Bu sayede anlamlı bir cümle oluşturabilecekler mi? Asla oluşmaz. Ne kadar deneme yaparsak yapalım mümkün değildir arkadaşlar. Bu işten sıkılıp 10 dakikalığına odayı terk ettiğimizi düşünelim. Eğer geri döndüğümüzde şöyle bir yazı bulursak ne düşünürüz? Hey, merhaba. Bu cümlenin harflerin rastgele yan yana gelmesiyle oluşmadığını hemen anlarız arkadaşlar. Belli ki diz yokken birisi gelip eliyle harfleri tek tek dizmiştir. Anlamına dikkat ederek. Bu örnek bize bir kural öğretmektedir. Nerede anlamlı bir yazı varsa mutlaka onu yazan biri vardır. Şimdi bu kuralı aklımızda tutarak DNA'yı inceleyelim. Geçtiğimiz 20. yüzyılda bilim adamları önemli keşifler yaptılar. İnsan vücudunun aslında 100 trilyon tane küçücük hücrenin bir araya gelmesiyle oluştuğunu buldular. Bu gözle görülmeyen hücreler mikroskop altında incelendikçe çok şaşırtıcı bir şey daha ortaya çıktı. Her hücrenin merkezinde hem o hücreyi hem de bütün vücudun organlarını tarif eden yazılı bir plan yer alıyordu. Bu plan, bilim adamlarının DNA adını verdikleri merdivene benzeyen upuzun bir molekül zincirinde yazılıydı. Aslında DNA, 4 harften oluşan bir alfabedir arkadaşlar. Bu 4 harf, A, T, C ve G olarak belirlenmiştir. Bunlar öyle bir şifreyle yan yana dizilmiştir ki tek bir hücrenin DNA'sının içinde ansiklopediler dolusu bilgi saklanmıştır. Gözünüzün rengi, kaşınızın şekli, saçınızın rengi, boyunuzun uzunluğu, teninizin rengi ve yüzünüzün şekli veya hücrelerimizin özellikleri hepsi burada yazılmış durumdadır. Arkadaşlar, dikkat ettiniz mi? Tek bir hücrenin DNA'sının içinde bir kelime değil, bir satır değil, bir kitap da değil. Çok büyük bir kütüphanedeki ansiklopediler dolusu bilgi saklanmıştır. Bilim adamları bir çay kaşığına sığabilecek boyuttaki DNA zincirinin bugüne kadar dünya üzerinde basılmış bütün kitapların bilgisini saklayabilecek kapasiteli olduğunu hesapladılar. Elbette ki böyle muhteşem bir yapı kendiliğinden ve tesadüfen oluşamaz arkadaşlar. Düzgün yazılmış tek bir cümlenin varlığı bile bize bir yazarın varlığını ispatladığına göre DNA'daki ansiklopediler dolusu bilgi de hiç şüphesiz bize Allah'ın varlığını ispatlamaktadır. Ve sonuç. Arkadaşlar, bu filmde önemli bazı gerçekler öğrendik. Fillerin ağırlıklarına rağmen mükemmel tasarımları sayesinde yere ne kadar rahat bastıklarını, dans eden, birbirleriyle iletişim kuran ve tıpkı bir insan gibi matematiksel hesaplar yapabilen ve bütün bunların sonunda bizler için bal üreten arıları gördük. Canlıların üzerinde taşıdıkları renklerin çok akılcı ve detaylı bir şekilde tasarlandığını, küçük bedenlerimizin içinde dev ansiklopediler dolusu bilgi şifrelendiğini gördük. Ama tüm bunların ötesinde bu filmde öğrendiğimiz ve hep aklımızda tutmamız gereken bir mantık var. Her canlı bizlere Allah'ın yaratma sanatını gösteren bir kanıttır. Burada sadece birkaç canlıyı inceledik. Ama doğadaki her canlıya bu gözle bakmalı
ne kadar güzel tasarlanarak yaratıldıklarını düşünmeliyiz. Unutmayın ki güzel bir resim gördüğümüzde resmin kendisini değil, onu yapan ressamı takdir etmemiz gerekir. Doğadaki muhteşem yaratılış karşısında da tüm bunları yaratan ve bizlere gösteren yaratıcıyı takdir etmeliyiz. Yeryüzündeki her canlı, onun gücünün ve yaratma sanatının bir delilidir. Hiç şüphesiz o, bizi yaratan, bizi çok seven ve bu nedenle bize pek çok nimet veren Yüce Allah'tır.